360 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok keyifli bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Şişli ilçesinde Maçka'dayız. Maçka Küçük Çiftlik Park'tayız. Sizi var ya sizi muhteşem bir etkinliğe getirdim. O zaman ne duruyoruz? Gezmek Olsun. Bütün güzel enerjimizle 360 ekranlarında yağmurlu havaya inat. Başlasın mı? Başlasın. Sevgili seyirciler, yağmur demedik, çamur demedik ve sizleri çok güzel bir etkinliğe getirdik. Öncelikle onu söyleyeyim. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın, çaylar kahveler alınsın. Muhteşem bir program sizleri bekliyor, benden söylemesi. İstanbul Avrupa yakasında Şişli ilçesinde Maçka'dayız. Maçka'da çok güzel bir etkinlikteyiz. Küçük Çiftlik Park'tayız. Burada aradığınız her şey var. Çocuk atölyeleri, yetişkin atölyeler, alışveriş. Aradığınız her şey, yemek, içmek, oyun, ne ararsanız var. Biz yağmurlu havaya inat, tekrar söylüyorum, çekimdeyiz. Sizlere en güzel görüntüleri vermek için. Şunu belirteyim, şimdi haftanın 6 günü açık burası, sadece pazartesi günleri kapalı. Neyse ben hiçbir şey belirtmeyeyim. Önce siz bu ışıl ışıl yere bir göz atın, sonrasında sizleri detaylarla karşılayayım. Detayları vermedim. Önce siz buraya göz atın istedim. Burası ışıl ışıl çok güzel bir yer. Bir kere onu söyleyeyim size. Alışverişe dair ne ararsanız var burada. Özel tasarım firmalar gelmişler. Sizlere en güzel ürünlerini göstermek için. Bu etkinlik 30 Aralık dahil devam ediyor. 31 Aralık'a kadar yani. 30 Aralık günü var, 31 Aralık'ta yok. Benden söylemesi. Ulaşım çok kolay. Metroyla, belediye otobüsüyle hatta yürüyerek bile gelebilirsiniz. Nasıl yürüyeceğim derseniz Nişantaşı Osman Bey metrosunda inip yürüyebilirsiniz. Ya da Taksim'de inip yürüyebilirsiniz. Yürümek isteyenler için söylüyorum. Ama onun dışında buraya kendi aracınızla da çok kolay gelebilirsiniz. Hemen ön tarafında otopark mevcut sevgili seyirciler. Şimdi biz çok güzel bir standtayız. Burada birbirinden güzel standlar var bir kere. Onu söyleyeyim. Dilediğiniz standtan bütçenize göre alışveriş yapabilirsiniz. Ya da burada bulunan güzel insanların kartını alabilirsiniz. Sonrasında alışverişinizi yaparsınız. Değil mi? Evet. Ne kadar güzel mumlar var. Ve çok güzel ışıklandırmalar var. Bunların hepsi tasarım. Tabii ben ne olduğunu bilmiyorum bu arada, onu söyleyeyim size sevgili seyirciler. Şimdi ben hanımefendi ve beyefendinin yanına gideyim. Siz de o arada buraya bir göz atın. Sonrasında burası neymiş sizlere anlatalım. Girişteki bu güzel standa geldim. Siz de bu arada neler var neler yok şöyle bir göz attınız sevgili seyirciler. Burada birbirinden güzel tasarım mumlar var. Kameraman arkadaşımız Mithat göstersin. Şimdi Nisa bana anlatsın. Hem mumları hem de bu ışıklandırmaları. Mumlar benim tasarımlarım. Öncelikle tamamen doğal soya vakslarından yapılıyor ve kokularımız çok özeldir. Yaktığınız anda direkt kokuları geliyor. Ama böyle mumlar genelde yanmaz. Evet. Süs için şöyle kenarda durur. Çünkü yanınca bir anda cos diye gidiyor. Bir garip bir şey oluyor yani. Bütün emeklerimiz burada. Boşa gidiyor mu? Boşa mı gidiyor? Evet, boşa gidiyor. Ama bunlar zaten gidiyor. Süs için yalan evet, mı? Evet, evet. Onun dışında hediye kutularımız var. Şunlar. Aynen. Onlar da yine kendi özel mumlarımız, tepsilerimiz. Ne kadar bunlar? Onlar 500 liradan başlıyor. Bunlar 500 lira. Evet. Tamam, şu mumların
fiyatı ne? Bunlar da ortalama 200, 300, 400 büyüklüklerine göre değişiyor hepsi. Bunların fiyatları zaten genelde o civarda değil evet. mi Mithat? Evet dedi. Peki bu ışıkların özellikleri ne? Bunun ışıkların özellikleri de bunlar tamamen el yapımı. Betondan yapılıyor. Bazı kısımları ahşaplarla birleştirilerek yapılıyor. Bir dakika bakacağım. Bunlar tamamen betondan ve el yapımıdır. Evet. Beton. Evet. Sesi geliyor mu Mithat? Baksana beton ve el yapımı. Onun dışında şu ışıkları da dışarıda bulamazsınız. Bunlar da bizim tasarımcımızın özel ışıkları. Bunları kendisi özel formülleriyle boyayıp bu hale getiriyor. Işıkları da boyuyor. Evet. Aa, bunlar ne kadar? Bunlar da yine değişiyor. Bu elinize tuttuğunuz 1145 TL. 1145 lira tasarım. Tamamen el yapımı hepsi. El yapımı. Bunlar ne kadar mesela? Onlar da 1450 TL. 1450. Bunlar da aynı şekilde ışıklarını tasarımcımız kendisi kendi tasarımlarına göre boyuyor. Şunlar Mithat gösteriyor şu anda. 1000 küsür olması gerekiyor. 1000 küsür lira. Gelene 1000 küsür mü diyeceksin sen? Onlarla 1140 TL civarında değişiyor. Gelene 1000 küsür mü diyeceksin sen? Hayır. Sen gelene 1000 küsür mü? Sonra gelirler derler ki 1000 küsür demiştin Nisa derler. Benden söylemesi yani. Allah seni hep güldürsün. Ne Ay, güzel gülüyorsun. Çok tatlı. Gözlerin de çok güzel çok maşallah. Teşekkür ederim, Nisa bu mumları tasarlıyor. Evet. Aynı zamanda burada tasarım ışıklar da var. Siparişe göre mum tasarlıyor evet, musun? Evet. Doğum günlerinde işte toplu mum siparişlerinde de mum yapıyoruz. Aa bileydim sana mum yaptırırdım. Aa evet bebişim. Aldım ama. Aldım. Bir dahakine artık. Ya vallahi aldım evet. Şimdilik düşünmüyorum ikinci dedi. Allah isteyen herkese nasip etsin. Ben şu an düşünmüyorum ama Nisan yolun açık olsun. Çok teşekkür ederim. Nisan haftanın 6 günü burada standının başında evet. gelirseniz Nisa'ya Nisa'ya bir merhaba deyin. Hiçbir şey almıyorsanız da özel evet. sipariş de alıyorlarmış benden söylemesi. Şöyle bir mumlara göz atın. Sonra sizleri başka standlardan karşılayalım. Birden fazla stand var sevgili seyirciler burada ve standların hemen arka tarafında yemek yiyebileceğiniz yerler de var. Çocuklarınızla birlikte buraya geldiğiniz zaman fazlasıyla keyifli vakit geçirebileceğinizi belirtmek istiyorum. Atlı karınca var, buz pateni var. Biz bu arada geçtiğimiz sene bu organizasyona gelmiştik. Organizasyonun adı Wonder Village. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Benden söylemesi size. Mithat'ın hemen arkasında kar küresi var. Orada böyle çocuklar keyifli vakit de geçiriyor. Onu söyleyebilirim sizlere. Her detayı vereceğim size. Pazartesi günleri kapalı bu organizasyon. Hafta içi 16'dan itibaren açılıyor bu organizasyon. Hafta sonu da 12'den itibaren açılıyor. Biletleri internetten ve gişelerden buraya geldiğiniz zaman, Küçük Çiftlik Park'a geldiğiniz zaman gişelerden satın alabilirsiniz. Şimdi benim özellikle bu çekimi akşam seçmemin sebebi gündüz geldiğimizde burada bu ışıklar olmayacaktı. Ama akşam şuna bakar mısınız? Işıl ışıl, ışıl ışıl. Şimdi biraz birkaç standı daha gezelim. Sonrasında neler yiyebilirsiniz? Onları gösterelim. Yetişkin ve çocuk atölyeleriyle ilgili de bilgi verelim. Ben şimdi herhangi bir standtan sizleri karşılarken siz şöyle bir buralara göz atın. Çok güzel bir tezgahtan karşılıyorum sizi. Burada birçok yerden, tezgahtan, standtan sizleri karşılayacağım. Vallahi nerede ne var hepsini göstereceğim. Bu ürünlerin özellikleri nelerdir? Bunların hepsi el yapımı seramik ürünler. Ben atölyemde yapıyorum. Nerede atölyeniz? Çeşme'de.
Çeşme'de, aa! Evet. Bak Çeşme'den gelmiş hanımefendi buraya. İsim? Ezgi. Ezgi Hanım. Ne kadar bunların fiyatları mesela? Hepsi değişiyor. Şu çok güzel. 1000 lira. 1000 lira. Ne kadar sürüyor bunların yapımı? Yani o biraz benim keyfime bağlı. Öyle ama. Bayağı bir emekle yapıyoruz. Senin keyfine mi bağlı? Evet. Çok pardon Ezgi, ben bir dakika. Ben sipariş vereceğim, senin keyfini mi bekleyeceğim? Bu el bir dakika Ezgi. Ezgi'nin keyfine bağlı. Ne diyor Mithat Ezgi? Mithat ne diyor? Bir şey söyleyeceğim, doğru söylüyor. Bence herkes böyle keyfine göre çalışmalı. Sanatçı keyfine göre çalışıyor. Ooo, duyuyorsun değil mi? Evet. Mithat ne diyor? Sanatçı diyor, keyfine göre çalışır diyor, doğru söylüyor. Keyfine göre ne zaman sürüyor bitiresi? Yani bayağı bir aşaması var. Çamurdan şekillendiriyorum, kurumaya bırakıyorum. Sonra onu fırına atıyorum, çıkıyor, sırlıyorum, tekrar fırına veriyorum. Çeşmeden buraya gelmek nereden aklına Ortaköy'de geldi? Ortaköy'de hatırlıyorum. Çeşmeden geldim demedin mi? Çeşmede atölyem var ama ben Ortaköy'de oturuyorum. Atölyeye gidip geliyorum. Bir dakika, bu işte bir dengesizlik var. Bak atölye Çeşmede, Ezgi Ortaköy'de oturuyor İstanbul'da. Ezgi'nin kafa karışık. İstanbul'da niye bir atölye kurmadın? Yani orası daha güzel atölye için. Burada sen tabii keyfine göre çalışıyorsun. Senin canın ister Çeşme'de, canın ister İstanbul'da. Ben olsam ben de keyfime göre çalışırım. Peki ne kadardan başlıyor ürünlerin fiyatları Ezgi? 350, 400, mesela şu bol 2000 lira. Şu yani mu? Yani evet, herkesin bütçesine göre bir şeyler var. Bu neden 2000 lira peki? Çünkü onu böyle doğadan ilham alarak yaptım ve benim için kıymetli. Yapması da kolay değil. Ben seni çok sevdim Ezgi. Burcun ne? Kova. Kova mı? Kovanın enerjisi böyle değildir normalde. Benim annem kova ya. Senin enerjin böyle. Onun yükselenin başkadır. Öyle. Benim yükselenim ikizler. Öyle mi? Ay, ikizler bence ikizlerden ikizler geliyor. Ama ikizler de kova da hava burcuymuş ya. Öyle mi? Evet. Bilmiyorum, ikizlerden geliyor bence ama bence çok güzel bu. Teşekkür ederim. Ne kadar çok bence dedim ya. Vallahi çok güzel bu. Değil mi Mithat? Şu mesela 600 lira bak, şu mumluk Şam'dan. Evet. Enjoy today diye böyle keyifli bir şey yaptım. Keyifle ilgili. Ne kadar keyfine düşkün. Görüyorsun değil mi? Çok keyfine düşkün Ezgi. Vallahi bak. Hayat zor. Keyfine düşkün olmak daha da zor. Allah senin keyfini hiç kaçırmasın. Bak bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu ürünlerin hepsini de inşallah satarsın. Siparişe göre ürün yapıyorsun değil mi? Yapmıyor musun? Keyfine göre. Bu standın adı keyfine göre Ezgi standı. Canınızın istediğini buradan alabilirsiniz. Siparişe göre seramikten ürün yapmıyor. Keyfine göre ürün yapıyor Ezgi. Buyurun size Ezgi'nin ürünleri. Sevgili seyirciler, gerçekten çok güzel şeyler var. Şöyle bakar mısınız? Eldivenler falan. Ya bir şey söyleyeceğim. Eldiven takan var ya. Var yani. Var. Ve eldiven arayan var. Var. Bir ünlü marka var AVM'de. İndirime girecek. İndirime girmeden bir gün önce benim 24 televizyon kanalında haber spikeri arkadaşım Helin bana Yıldız... Bu eldivenden arıyorum, giderken bakar mısın dedi. Gidersen bakar mısın dedi. Eldiven attı ya. İnsan kıyafet atar, millet birbirini yiyor biliyorsun o indirimde. Ya da ayakkabı atar, çanta. Kız siyah düzleri eldiven attı. Şok, şok. Ben var ya, şoke oldum yani. Herkesin bir takıntısı var. Aynen öyle. Sonra böyle dedi. Her lady'nin dedi dolabında, ona benzer bir şey söyledi. Her lady'nin dolabında mutlaka siyah bir eldiven olması lazım dedi. Ben takamam mesela. Siz takabilir misiniz? Takıyorum, ben de seviyorum. Gerçekten. Evet, evet. Şapka? Şapka bende yok mesela. Bende de yok. Bak kafamda huni varmış gibi hissediyorum evet, ama sorsan evde bir sürü şapkam var. Görüntü güzel, heves ediyor insan alıyor ama benim de mesela bir süre sonra başımı ağrıtır. İşte bana da sanki herkes benim kafama bakıyormuş gibi geliyor.
Yemin ederim bak. Çok güzel ürünler var burada. 70'ler, 80'ler, 90'lar. Kemer, toka, küpe. Yani ne ararsanız var. Şöyle. Ki bu küpeler mesela, şu küpeler. Kolay kolay bulunmuyor artık. Şunlar falan. Bak. Hemen fiyatını söyleyeyim. Hanımefendiyi yormayalım. 425 lira şu küpeler. Şunlar bakın şöyle. Görüyor musun Mithat? Bakın şöyle bir küpe var. Mesela bunun fiyatı hemen söylüyorum. 525 lira. Sen bir şey söyleyeceksin. İsim? Dilara. 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 Neden 525, 425? Pazarlık yaparlarsa aynen, düzleyeyim diye mi? Pıs sana yazıklar olsun be. Aa, indirmez misin 25 liradan fazla? İndiririz belki, bakarız. İndirirsin, gelsinler, neye bakıyorsun gelsinler ya? Neye neye kaç bakıyorsun? Tane alacaklar, ona neye bakıyorsun? İndirirsin bence kesinlikle. Bak 525, bu da güzel küpe. Benim kulağımdaki de güzel ama. Görüyorsun değil mi Mithat? Ben de zevkliyimdir. Sadece bu küpeler yok bu arada. Burada birbirinden güzel küpeler var. Aynı zamanda bu küpe standı Mithat'cığım. Şöyle. Tabii sen bilirsin. Ben sana göstereyim. Bakın benim gösterdiklerimin haricinde böyle çok güzel küpeler var. 225'e var, 325'e, 425'e. Beğendiğinize göre modelin fiyatı değişebiliyor. Onun yanı sıra burada çok güzel yaka iğneleri var. Yaka iğnesi deyip geçmeyeceksin. Çantana takarsın, ayakkabına takarsın, kafana takarsın. Aynen, gömleğine takarsın, kemerine takarsın. Birçok şekilde kullanabilir bu yaka iğnesi. Kabanına takarsın, havasını değiştirirsin. Şöyle gece çantaları var. Ne kadar bu? Bakalım efendim ona. Bu 1950'den bu arada. Öyle mi? Evet. 650 lira. Evet, evet. 1950'den günümüze kadar gelmesine rağmen bence çok pahalı değil. Bence. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? 650 lira. Çok güzel bir gece çantası. Şurada çok güzel kıyafetler var. Şu benim çok hoşuma gitti. Aynen. Tutturdun yılbaşı yılbaşı. İlla yılbaşında mı giyeceğiz biz bunları? Allah. Düğüne giderken giyeceğim belki ben. Belki ben baby shower'da giyeceğim. Belki doğum günümde giyeceğim. Belki evlilik yıl dönümümde giyeceğim. Bir tutturmuşlar yılbaşı, yılbaşı, yılbaşı. Ne bu ya? Yeni bir yıla giriyoruz. Her sene bir öncekinden güzel olacak diyoruz. Her sene bir sonrakinden kötü olabiliyor. Değil mi? Olabilir ayrıca. İnşallah bu sene güzel olur. Bence her sene çok güzel geçiyor. Biz sadece önümüzdeki güzellikleri göremiyoruz. Mükemmelliyetçi olduğumuz için daha mükemmelini istiyoruz. Bu ne kadar? Bakalım. Hiçbir şeyin fiyatını ezbere bilmiyorsun. 575. Her çok şeyin fiyatını, var. Her şeyin fiyatını benim gibi açıyorsun, bakıyorsun. Ne farkın kaldı benden? Benden çok de farkın kaldı. Çok malım var ama ezberle. Ama bir de benim hepsi tek bir tane. Öyle mi? Evet. Bu güzelmiş bak. Bu gerçekten çok güzel. 80'ler burada terzi dikimli bir parça. Çok şık. Şuraya siyah bir kemer. Evet. Şuraya bir broş bak. Hemen göstereyim. Örneği şu. Bak gördün mü? Yo, bence çok güzel oldu. Biz Dilara'yla güzel oldu diyoruz. Güzel oldu. Bizce güzel oldu. Sence Cengizhan? Broş güzel oldu mu? Çok güzel oldu diyor. Bak üçe birsin. Mithat Hakan Akkaya olduğu için sevgili seyirciler. Mithat Akkaya. Biz de şu an zaten kıyafet yarışması yapıyoruz. Değil mi Dilara? Biraz da kıyafetlere göz atın. Yine ben sizi buradan karşılayayım. Dilara'nın enerjisi de çok hoşuma gitti. Şimdi ben buradan ayrılamadım. Gerçekten çok güzel ürünler var Dilara'da. Aynı zamanda şurada yukarıda da çok güzel çantalar varmış. Yeni görüyorum. Onu söyleyebilirim size. Burada bu arada bu festivalde, alışveriş, eğlence festivalinde, etkinliğinde diyeyim, akşamları konserler de oluyor. Sevdiğiniz bir sanatçının konserine de kalabilirsiniz. Biletler, tekrar belirteyim, hem internetten hem de burada Küçük Çiftlik Park'ın gişesinde, başında yani girişinde satılıyor. Standlardan gelip alışveriş yapmanın yanı sıra
tatlınızı, tuzunuzu, yemeğinizi yiyebileceğiniz, sıcak soğuk içeceğinizi içebileceğiniz birbirinden renkli standlar var. Dilara'nın, Ezgi'nin, Nisa'nın standlarını gösterdim size ama burada birbirinden güzel çok insanın standı var. Zevkinize, bütçenize göre dilerseniz alışveriş yaparsınız. Dilerseniz hayırlı işler dersiniz. Böyle güzel, gülen yüzleri görüp gidersiniz. Benden söylemesi. Pazartesi hariç 4'te başlıyor hafta içi seanslar. Bu arada yetişkin ve çocuk atölyeleri de var. Atölyeler ücretsiz de olabiliyor. Onu söyleyeyim size. Bazı atölyeler de ücretli olabiliyor. Onu buraya geldiğinizde ya da internetten baktığınız zaman görebilirsiniz. Hafta sonunda seanslar 12'de başlıyor. Onu belirteyim. Ve bunları belirttikten sonra Dilara'nın elbiselerini göstermeye devam edeyim. Bu çok güzel. Şu çok güzel. Kesinlikle çok güzel. Ne kadar bunların fiyatları? Hemen gene fiyat bilmiyor ya. Kızdırırsın tabii. 1500 liraymış. Bu ne kadar? Takım olarak hepsinin satılıyor. Fiyatına benden ne farkı var? Ben anlamadım ya. Bu da 1300. 1300 lira. Pazarlık payımız var yani. Süper. Burada tabii farklı farklı ürünler de var. Zevkinize, bütçenize göre satın alabilirsiniz. Modanın yılı yok bana göre. Evet. Zaten moda sürekli kendini yeniliyor. Aynen. Dış giyim de var burada. Gelirsiniz Dilara'nın güzel yüzüyle. Güzel yüzünden faydalanırsınız. Pazarlığı öyle yaparsınız. Yumuşak yüzünden. Aynen. Dilara, Dilara diye gelebilirsiniz mesela. Bu arada benim de Dilara diye çok sevdiğim bir arkadaşım var. O da sarışın. Onu da buradan öpüyorum. Senin de işin gücün rast gitsin. Satışın bol olsun. Kendine dikkat et. Gelenleri kırma, üzme. Öpüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki Yıldız hava soğuk değil mi? Şu an bana göre değil. Herkes kabanla geziyor. Ben kazakla. Dilara kolay gelsin. Bu arada siz bir Dilara'nın oralara göz atın son kez. Siz oraya göz atarken ben bu muhteşem el yapımı paspasların, halıların, kilimlerin olduğu tezgahtan sizi karşılayayım. Erkan'ın yanına geldim. Önce Erkan, burnundakini niye yaptırdın? Çok merak ediyorum. Hep sormak istemişim bunu yani ya. Yani daha çok tarz için yaptırdım. Onun haricinde başka hiçbir şey tamam, teşekkür ediyorum. Merak ettim. Yani merakımı da giderdim. Sormayayım mı? Sen de merak ettin mi? Değil mi? Hiç içimizde kalmasın. Hiç içimizde kalmasın, sor diyor. Ve el emeği göz nuru. Nereden aklına geldi ya duvar alısı yapmak? Ben bu işi daha önce yurt dışında görmüştüm. Tamamen videolarını izleye izleye öğrendim aslında. Yani kullanılan makineleri ilk önce alıp sonra dedim ki kendi kendime ben de bu işi yapabilirim. Kullanılan makineleri alıp bunu nasıl yaptın? Üç makinemiz var bu işi yaparken. Bir tanesi tafting gun. Tam nasıl öğrendin işte? Bir kursa falan? Yok, aa, kursa falan hiç gitmedim ya. Gerek duymadım kursa gitmedim. Erkan bak şaka gibi şu an ya. Erkan bunları kendi yapıyor. Yani bu benim gösterdiğim en basiti aslında bence yani. Bak Mithat arka tarafına bak. İşçilikte olanlar burada. Yani bak işçilikte olanlara bak Mithat. Erkan bunları kendisi izleyerek yapmış ya. Pardon, izleyerek yapmamış. Bırak onu. İzleyerek öğrenmiş. Sana bir alkış, Umut, alkış gönderir misin Erkan'a? Ben de alkışlıyım. Vallahi sana helal olsun. Kaç yaşındasın? 23 yaşındayım. 23? Evet. Vallahi helal olsun ya. Yani yolun açık olsun. Ürünler işçiliğine göre, istediğinize göre düşükten yükseğe doğru gidiyor. Doğru. Şöyle baktığımızda 1650 liraya da ürün var. Yine bakın, 2500 liraya da ürün var. Görmüş olduğunuz gibi ki bence bu fiyatlar, bak açık söylüyorum, emeğine az bile. Tabii ben de öyle düşünüyorum yani, ama insanlara sanırım çok. İnsanlara çok. Evet. Şu ne kadar? Bunun bu, fiyatı 4500 TL. 4500 lira. Peki mesela ben sevdiğim birinin portresini yaptırmak istiyorum. Yapıyor musun? Tabii ki de yapabiliyoruz. İstediğim her şeyi halıya dökebiliyorsun. Her şeyi gerçek hayata dokunabiliyorsunuz. Dilerseniz tuvaletinizde kullanabilirsiniz. Dilerseniz duvarınızda, dilerseniz evinizin ortasında.
Bu tamamen size kalmış. Ölçüleri tamamen size kalmış. Siz tasarlayın. Erkan sizin için yapsın. Erkan 31 Aralık'a kadar Küçük Çiftlik Park'ta sizleri bekliyor bu güzel standında. Lütfen gelip ziyaret edin. Vallahi bu güler yüzünden en azından hani faydalanın, hayırlı işler deyin, merhaba deyin. Olur, neden olmasın. Erkan, yolun açık olsun. Teşekkürler. Gerçekten de Allah bol müşteri versin sana. Teşekkür ederim. Kolay gelsin, ne diyeyim, valla helal olsun. Görüşürüz. Sağ olun, hoşçakalın. Ben buradaki herkesin enerjisini çok beğendim. Bu arada sosyal medya fotoğrafları için burada fotoğraf çekilecek alanlar da var. Hemen şu tarafta onu söyleyeyim. Atlı karıncayı gördünüz zaten. Ayrıca buraya evcil hayvanlarınızla da gelebileceğinizi belirtmek istiyorum. Şimdi çok güzel bir standa götüreceğim sizi. Seramik ürünler var burada da. Sevdiklerinize buraya gelip özel tasarım seramik ürünler satın alabilirsiniz. Anahtarlıklar satın alabilirsiniz ama o anahtarlıkları yere düşürmeyin, kırılır. Değil mi? Evet. Ne kadar bu anahtarlıklar? 80 lira. 80 lira mı hayatım? Ne kadar tatlısın sen. Maşallah sana. Kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet, evet, koro halinde. Gidiyorum arkaya. Şöyle bunlara göz atın. Ben arkadan koro halinde sizleri karşılayayım. Ne kadar güzelmiş bu bardaklar. Çok ünlü bir markada da bu şu yanların böyle daha küçük kristalle benzer bir hali var, cam hali. Hangi marka olduğunu hatırlamıyorum. Zaten marka veremiyoruz. Çok da hatırlamama gerek yok. Ne kadar bunlar? 400 lira. 340 350 lira. 40 mı 50 mi? Bir karar verin. 50. 40, 50. Biri 40 diyor, biri 50 diyor. Gelince pazarlık yaparsanız 300'ü bırakırlar. Ben söyleyeyim size. Neye göre değişiyor? Rengine göre değişiyor. Niye rengine göre değişiyor? Şöyle pigmentlerle yapılıyor. Bazı pigmentler daha pahalı oluyor. Mesela lila çok pahalı bir pigment. Lilalı ürünler bir tık daha fazla olabiliyor. Lilalı ürünler pahalı olduğu için lilalı ürünler satın almıyoruz. Aa, bunu ilk kez duydum. 280 lira. Bu. Lila. Evet. O eski yapımımız olduğu için, ilk ürünlerimizden olduğu için biraz daha... Öyle mi? Evet. Siz ikiniz bunlar arkadaş mısınız bu kardeş, arada? Kardeşim. Soracaktım da pot kırmayayım dedim. Gerçekten aşırı benziyorsunuz. Benzetiyorlar mı? Evet. Çok benziyorsunuz. Kardeşler zaten. Ben orada dikkatimi çekti. Hayır, arkadaş mı acaba, kardeş mi? Şimdi kardeş misiniz desem... Ay hayır, arkadaşız, evet, herkes çok benzetiyor diye bir cevap alırım diye. Dedim bir durayım da sonra sorayım. Nereden aklınıza geldi böyle seramik ürünler yapmak? Önceden beridir ben çok fazla meraklıydım. Pandemi zamanında bu vesile oldu aslında. Pandemi de evde yaparak başladım. Bu pandemi kimlerin içindeki cevheri çıkardı bu pandemi? Evde yaparak başladım. Küçük bir evimin odasını ayırdım. Sonra baktım işlerim seviliyor ve büyüyor. Bir atölye tuttum. Atölyede de 3 senedir. Nerede atölye? Ümraniye'de. Ümraniye'de. Mithat Ümraniyeli neresinde atölye? Atakent'te. Atakent'teymiş. Mithat, evet, Mithat siz konuşun. Mithat da namazgahta oturuyor sevgili seyirciler. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Siparişe göre yapıyor musunuz? Evet, evet. Siparişe göre de ürün yapıyorlarmış. Örneğin bir firmasınız, kurumsal bir firma, hediye dağıtacaksınız. Bu güzel kardeşlerin yaptığı anahtarlıklardan logolarınızı bastırıp dağıtabilirsiniz. Evet. Ya da baby shower, doğum günü hediyesi. Unutulmaz bir hediye. Bakın özellikle vallahi bak kurumsal firmalar için anahtarlık çok iyi bir hediye. Neden? Sürekli göreceksin. Yani dağıttığın insanlar sürekli görecek. Evet. Evet. Hadi hep beraber bak. Hadi hep beraber. Evet. Bir daha. Evet. Biz... Ama deminden beri ikisi aynı anda evet diyor Mithat. Allah bu yüzlerinizi hep güldürsün. Çok tatlısınız. Eğer ki bu güzel organizasyona gelirseniz Merve ve Gül kardeşlerin standına uğramadan gitmeyin. Açıkça söyleyeyim, ürünlerin fiyatları bence
bence emeğe karşı. Bak bana hep kızıyorlar ama uygun. Susuyorum. Bu güzel ürünler konuşsun. 31 Aralık'a kadar bu güzel hanımlar burada benden söylemesi. Haydi o zaman son kez evet. Kimse tezgahında durmuyor. Hayır öyle diyeceğim. Hayır öyle diyeceğim. Sen neredesin ya? Gel buraya sen neredesin ya? Burada birbirinden güzel takıları bırakıp gitmişsin. Ne bakıyorsun? Benim değil ki ama. Senin değil mi? Kimin tezgahı? Lavaboya kadar gitti gençim. Ha öyle mi? Ben sandım senin tezgahı. Sen yan standa mısın? O zaman biz bekleyelim. Bekleyelim. Beklerken sizin oraya geçelim. Olur mu? Olur. Hadi o zaman geliyoruz. Burada neler var? Aa lavanta bakar mısın? Çok güzel meşale gibi yapmışlar bir de. Lavanta asası ilk kez duydum hayatımda. Vallahi ama ben lavanta çok seviyorum. Öyle geleyim ben. Aa afiyet olsun bize yok mu? Niye saklıyorsun? Ayıp mı yemek yemek ya? Ha yemeyeceğim canım istemiyor. Öyle saklayınca bir yandan dikkatimi çekti. Niye saklıyorsun dedim yani. Çok güzel ya. Ben ömrümde ilk kez lavanta asası gördüm. Var mı böyle bir şey normalde? Evet, eski Fransızlarda kullanılıyor. Eski Fransızlarda asa... Evet olarak kullanıyorlarmış. Aa. İşte kokusunu düzeltmek için, fresh bir hava verebilmeleri için bunu yapıyorlar. Yakıyorlar mı? Yok böyle koyuyorlar. Bunu sıkıyorlar. 4 sene boyunca da devam ediyor. Böyle sıkıyorlar. 4 sene kokuyor bu. Evet. Aa. İlk kez duydum. Şaka mı ya? Ben şok geçiriyorum şu an. Ne kadar bu? Fiyatı hemen söylüyorum 310 TL. Burada kimse fiyat bilmiyor. Burada niye kimse ezbere fiyat bilmiyor? Benden ne farkınız kaldı? Ha? Bu da lavanta özü. Evet. Yani yağı. Özü de var ama. Özü bu işte lavanta yağı. Tamam. Niye beni bozuyorsun? Özü de deniliyormuş demek ki. Sen bana muhalefet misin bugün ya? Mithat. Mithat da Cengiz Han'la sohbetteydi. Çok özür dilerim. Burada herkes bana karşı sevgili seyirciler. Ya. Ya. Evet bu lavanta. Ben lavantayı çok seviyorum. Lavanta yağını çok seviyorum. Lavantaya dair her şeyi çok seviyorum. Açıkça söyleyeyim. Bu lavanta yağını uyuyamıyorsanız yastığınıza damlatmanız evet. Gerekiyormuş. Sonrasında çok güzel bir şekilde uykuya dalıyormuşsunuz. Bu lavantayı, keseleri kıyafetlerinizin arasına koyduğunuz zaman ekran karşısında birçoğunuz biliyordur gerçi mis gibi bir koku yayılıyor. Kıyafetlerinize o rutubet nem kokusu gidiyor. Değil mi? Çok, çok başka bilmediğim ne var? Baş ağrısı neye geliyor? Baş öyle ağrısı migren durumunda böyle bir iki damlayla şakaklarınızda masaj yaptığınızda kademeli bir şekilde ağrıyı bitiriyor. Niye ben yapayım o masajı? Yani normalden böyle yapıyorsun. Ben yapmayayım. Ya. Biri yapsın. Evet. Kocan yapsın kocan diyor Mithat. Yani evet lavanta yağını böyle. Ben hem başım ağrırken hem de böyle kendi başıma şey yapamayacağım, masaj yapamayacağım. Ben elimi alıp buradan şuraya kaldırmaya üşeniyorum hayatım. Yani. Lavantaya dair gerçekten güzel ürünler var. Mum aynı zamanda krem oluyor. Bak iki türlü kullanabiliyorsunuz. Gösterebilir misin? Ya elindeki patatesi bu. Mithat. Elinde patates bak böyle yapıyor. Mithat bak böyle yapıyor. Patates diyor burada durmasın diyor. Kötü bir görüntü bak burada. Ben çat diye dedim ki gösterebilir misin? Ne yapacağını şaşırdım. Kızım koy ne olacak Allah aşkına doğalız biz. Göster. Ürünlerimizi tamamen doğal. Ürünler gerçekten güzelmiş. Şimdi ne oluyor? Hindistan cevizi vaksı var. Bir lavanta yağı var. Lavanta yağı, Hindistan evet. Cevizi ve soya. Evet. Böyle. Ya zaten bu krem mumlar vardı normalde önceden. Bende vardı mesela biliyor musun? Bitmesin diye kullanmıyordum. Benim de eskiden kalma bir huyum var babaannem gibi. Allah rahmet eylesin. Bazı şeyler bitmesin ya da azalmasın diye kullanamama huyum. Bu benim baba çok kötü bir huy değil mi bence de? Kesinlikle katılıyorum. Ne kadar süre gidiyor bu mum? Bu mum 72 saat üstünde yanıyor.
72 saatin üstünde yanıyor. Krem olarak kullanınca tamamen kullanmaya bağlı. Şimdi ben bunu hem mum gibi yakıp hem de şöyle yanıyor bu. Evet. Hem de alıp mesela söndüğünde elime alıp krem olarak kullanabiliyorum. Tabii. Ha. Mum olarak 72 saat üstünde yanıyor. Ama kullanmaya bağlı tabii sürüldüğünde onu bilemiyorum. O tamamen kullanmaya bağlı. Ha, onu bilemiyorum diyorsun. Sabunlar ne kadar? Ya hiçbir şeyin fiyatını bilmiyorlar. Koymuşlar, yazmışlar buraya deftere. Bak deftere yazmışlar. Her şeyin fiyatını. Dilara da öyleydi. Bak hayır. Tabii gördün burada, gördün. Gördün. Dilara da öyle. Vintage ürün satıyor. Fiyata bakıyorlar. Bir saniye ben bulacağım mumun fiyatını. Ben hala göremedim. Ben yaşlandım herhalde. Ha 150 lira. Kolonya ne kadar? Kolonyalarımız 310 lira en büyük boyları. Kolonyalar 90 liradan başlıyor ama sevgili seyirciler. Bak burada var fiyatlısı. 90 lira. 90 liradan başlıyor. 310 liraya kadar gidiyor fiyatlar. Bu asalların da fiyatları 50 liradan başlıyor. Değil mi? Ya kafam karıştı ya. Benim kafam karıştı. Kaçtan başlıyor? 310, 250. Ha 250'den başlıyor 310'a kadar. İsimler? Narot. Narot. Senin adın Narot. Evet. Aa, Narot ne demek? Narot, Rusya'da millet demek. Ermenice'de gelin ve damat kiliseye giriyor. Karşılıklı geliyorlar ve birbirlerine bağlanması anlamında geliyor. Taş takıyorlar, o işlerin anlamı. Neye bağlanmak istiyorsan adın gibi ona bağlan inşallah. Yani ne diyeyim? Senin? Gizem. Gizem. Narot ve Gizem. Narot adını ilk kez duydum ya. Çok enteresan vallahi bak. Belki ekran karşısında benim gibi birçok kişi ilk kez duymuştur. Rusça'da ne demekti? Millet demek. Narot ve Gizem'in tezgahı, lavanta kokulu bir tezgah. Gelirseniz mutlaka bu güzel enerjinin iki hanımefendinin tezgahına da uğrayın derim. Benden sonra. Hanımefendi siz ufak bir moladayken biz buraya geldik. Burası boştu. Sonra Gizem de neydi? Narot'un tezgahına gittik. Narot, Rusça'da millet demekmiş. Evet. Sonra bir baktık siz geldiniz. Biz orada muhabbeti arttırdık. Sonra baktım siz geldiniz bir de burayı görelim dedik. Burada birbirinden güzel ışıl ışıl takılar da var görmüş olduğunuz gibi. İster gece bir davete giderken, ister gündüz kullanın. Her bütçeye göre ürün var. İster şöyle renkli iplerle kollarınızı renklendirin. İsterseniz şuradaki yüzüklerle parmaklarınızı. Tercih tamamen sizin. Kulaklarınız içinse pek çok alternatif var ve hepsi birbirinden güzel. Gözlerim kamaştı şu an. Wow, gerçekten çok güzeller. Şu ne kadar? Şu. 350 lira. Pazarlık payımız var mı? Yaparız. Var. Yaparız. İsim? Gülşah. Gülşah Hanım. Çok güzelmiş bu şeyler ya. Vallahi takılar. Geçen sene de misafir etmiştik. Geçen sene de mi siz? Ben o kadar yaşlandım ki Gülşah Hanım. Ben hem Mithat'ın saçını sakalını ağarttım. Hem kendi saçlarımı ağarttım. Ben unutuyorum. Yok ben yoktum. Arkadaşım vardı. Arkadaşınız mı vardı? Ben de unutuyorum. Hani sen takıydı böyle karşılıklıydı bizim stand. Öyle mi? Unuttum. Bu organizasyon geçen sene de vardı. Bu sene ikincisi düzenleniyor. İstanbul Avrupa yakasında Şişli ilçesinde Maçka'da küçük çiftlik parkta. Pazartesi hariç haftanın her günü hafta içi 4'ten sonra açık. Hafta sonu 12'den sonra açık. Biletleri ister internetten isterseniz kapıdan gişeden alabilirsiniz diyelim. Ve sizi Gülşah Hanım'ın muhteşem bu takı tezgahıyla baş başa bırakalım ve sizi başka yerlerden karşılayalım.
standların oradan oyun alanına geldik. Burada çok güzel oyunlar var. İnsanların eğlenebildiği. Şunu söyleyeyim size. Bu oyunları kazandığınız zaman arkadaki peluşlardan dilediğinizi alabiliyorsunuz. Şimdi bunu düşürmeden oraya kadar. Geçen sene Mithat da yapmıştı. Deneyelim mi be? Deneyelim mi? Tabii ben beceriksizlikte bir dünya markası olduğum için. Şunu şöyle alıp şöyle götürüyorsun sevgili seyirciler. Benim sabrım yok sabrım. Gitmiyor bu. Allah Allah. Yapan var mı? Yapan var mı? Kaç dakikada yapıyorlar? Dakika sürmüyor yani. Dakika denge, sürmüyor dengesi mu? Dengesi iyi olan yapıyor. Dengesi yok. Ben dengesizim yapamıyorum. Şunu. Ne oluyor? Dört hakkımız oluyor. Dört hakta devirirsek. Üç tane ayrı ayrı devirmemiz lazımmış. Bir deneyelim. Oldu mu? Olmadı mı? Olmadı mı? Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun. Sadece üç tane devirmemiz gerekiyormuş, değil mi? Hayatım olmaz öyle. Şunu devireyim sen onu dizerken. Bakayım. Üç tane devir diyor bana ya. Ben üç tane nasıl devireyim? Ya hepsi ya hiç. Bu arada bir dakika. Gel Mithat. Burada ne var? Bak ne kadar güzel insanlar eğleniyor ya. Orada ne var? Sanal gerçeklik gözlüğüyle. Sanal gerçeklik gözlüğüyle ne Noel yapıyorlar? Noel animasyonu izliyorlar. Noel konuşabilse neler anlatacak. Noel animasyonu izliyorlarmış. Çocuklarınız ve sizin için bence güzel ve değişik bir organizasyon. Şundan üç tane bir devirmeye çalışalım bakalım. Bakalım. Niye üç tane? Normalde bowlingde sanki üç tane. Üç tane strike lazım. Efendim? Üç tane strike, üç tane strike yapmamız lazımmış. Biraz daha sert atsaydı. Öyle mi? Hayır ama üç tane devirmek lazım dedi. Hayır, dört hak var. Her şeyden sonra, oyundan sonra, atıştan sonra davullar yenileniyor ve üç tane strike yapmanız gerekiyor. Tamam, burası bana göre değil. Burada şapımız var. Burası bana göre, burası ne? Burası şapım, şu şekilde oynanıyor. Bunlar kaygan bir şekilde açılıyor. Bir, iki, üç olarak puanlarınız evet. Var. 9 puan tamamladığınız zaman... 9 puanı tamamladığımız zaman ödülü kapıyoruz. Kaptın mı? Üçü olmadı mı? Ha üçte olmadı. Kalacak yani, üçte. Bir dakika dur. Müsaade eder misin? Bir saniye müsaade eder misin? Bir saniye. Üçte kalacak. 9 puanı tamamlar mıyım Mithat? Baştan başlasın mı? Baştan. Benim elimin de ayarı yok, dilimin de ayarı yok. Ne olacak bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ama bakın benden söylemesi. Gelirseniz buradaki güzel insanların, şöyle gel Mithat, bulunduğu yerde bu güzel oyunları oynayabilirsiniz. Tabii hepsinin bir karşılığı var. Ne kadar? 50 TL oyunu. 50 lira. Kaç hakkımız var 50 liraya? 50 lirayla bir hak oluyor burada. 50 lirayla bir hak oluyormuş. Bu arada hemen... Şurada görmüş olduğunuz gibi sanal gerçeklik var. Burası İstanbul Avrupa yakasında Şişli ilçesinde Maçka Küçük Çiftlik Park. Işıl ışıl burası ya. Vallahi o kadar içim açıldı ki size anlatamam. Görmüş olduğunuz gibi buz pateni pisti. Tabii bu da belirli bir ücret karşılığında yapılıyor. Onu söyleyebilirim sizlere sevgili seyirciler. Hemen buz pateninin arka tarafında şöyle Mithat gelsin. Yine eğlence. Bize zaten eğlence olsun. Çarpışan arabalar var. Şimdi ben durumumdan ötürü buz pateni yapamıyorum. Geçen sene keyifle yapmıştım gerçekten de. Burada sosyal medyanız için fotoğraf çekebileceğiniz birçok da alanın olduğunu belirtmek istiyorum. Sadece bu gösterdiğim ışıl ışıl alanlar yok. Daha birçok alan var. O zaman benim neyim eksik?
yeme içme standlarının olduğu yere geldik. Burada aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Hamburgerinden ıslak hamburgerine, midye dolmasından kokoreçine, pamuk şekerinden hemen yan tarafında patlamış mısırına kadar her şey var. Şöyle bakın. Burada ne yapılıyormuş? Ne yapılıyor burada? Krep yapılıyormuş burada da. Hemen yan tarafta pizzalar. 3 dilim pizza 200 liraymış. Ne güzel yiyorsunuz. Patates kızartması, afiyet olsun. Yine yan tarafta cipslerin olduğu bir stand var. Hemen sol tarafta kahve içebileceğiniz ya da farklı şeyler yiyebileceğiniz, içebileceğiniz, sıcak soğuk içeceğinizi birçok stand var. Şunu belirtmek istiyorum ki her yerde de, organizasyonun her yerinde de çöp var. Lütfen yediğiniz yiyeceği, aldığınız bir şeyin paketini atmak istiyorsanız buraları temiz bırakalım ve her şeyi çöpe atalım diyorum. Ve sizi bu muhteşem organizasyonla önce bir baş başa bırakıyorum. Sonrasında da Atlı Karınca'nın oradan karşılıyorum. Valla bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Süremiz bitse de ben bu organizasyonu gezmeye devam edeceğim. Benden söylemesi. Burada benim size gösteremediğim daha birçok şey var. Daha doğrusu göstermek isteyip programa sığdıramadığım. Yetişkin atölyeleri, çocuklar için atölyeler. Burası çok büyük bir alan. Onu söyleyebilirim sizlere. Alışveriş, eğlence, ne ararsanız burada var. Yani 7'den 77'ye denen o tabir var ya, buraya 7'den 77'ye geldiğinizde eğlence garanti benden söylemesi. Pazartesi hariç haftanın 6 günü açık bu etkinlik. Hafta içi 4'ten sonra başlıyor. Hafta sonu 12'den sonra 31 Aralık'a kadar açık. Küçük Çiftlik Park'ta Wonder Village alışveriş ve eğlence etkinliği. O zaman benim sürem yetmedi burada neler var neler yok sizlere göstermeye ve bütün standları sizlere göstermeye. Siz buraya gelince burada ne var ne yok, ne yenilebilir ne içilebilir hepsine detaylı olarak bakabilir. Çocuklarınızla atölye çalışmasına katılabilir ya da kendiniz atölye çalışmasında bir şeyler yapabilirsiniz. Amacınız gezmek olsun. Benim bugün yaptığımı sizler de yapabilirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. 360 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Son kez sizi bu güzel organizasyonla baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın. Hayatınız hep böyle ışıl ışıl olsun.